Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sazan balığı için yem hazırlayacağım. İçine ne konur? Balık nelerden hoşlanır? Bunları kısa ve özetleyeceğim. Hemen yemimize geçelim. Ve artı bir tane de yemleme yemi yapacağım. İkisinden çok azar bir şekilde ayarlamaya çalışacağım. Hemen içine konacak malzemelerimizi tanıyalım. Öncelikle şöyle bir şekerli vanilya. Ne kadar çok koyarsanız o kadar iyidir. Bir tane yumurta. Yeteri kadar un. Ve içine koku yapsın diye şöyle bir sıcak çikolata koyacağım. Bunlar normal kancanın ağzına takacağımız yem. Ve bir de böyle kenara alalım. Şey için hazırlayacağımız hamur basma yemlemek için kullanabileceğimiz yemin şeylerine bakalım. Malzemelerine. Bu civciv yemi. Gene çekilmemiş mısır. İçine az bir miktarda şeker katacağım. Ve vanilya. Ne kadar çok katarsanız o kadar iyi olur. Ve artı şöyle susam ve çereotu. Bunlar bu tarafın yemlemek için kullanacağımız malzemeler. Bu da ağzını kancanın ağzına takacağımız hamur için kullanacağımız malzemeler. Hemen hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Öncelikle şu yaya takacağımız, yemlemek için kullanacağımız şu yemleri bir ayar verelim. Şöyle bir kap yardımıyla fazlalıkları ben kenara çekeyim. Şöyle yeteri kadar ben az bir miktarda yapacağım. Bilmeyenler için, göstermek için. Şöyle. Artı. Biraz un katacağım içine. Ve şekerli vanilya. Bundan ne kadar çok katarsanız o kadar hamurunuz kalıcı olur. Ve yemleme olarak yemin kokusunun dağılmasına yardımcı olur. Ben yine birazcık içine şeker katacağım. Toplu dursun. Çok az bir miktarda şeker kattım. Ve bunları hemen yoğuralım. Elinizden geldiği kadar mera alanındaki gölün suyuyla yoğurursanız daha iyi olur. Çünkü bu çeşme sularda klor falan var. Onun için balık bayağı nazlanıyor. Şöyle ne çok sert ne çok yumuşak olacak şekilde hamurumuz oldu, ortaya çıktı ve içine mısırımızı da atalım yeterince. Bu da bugün sazan balığını o bölgede tutmak için hem yemleme amacıyla hem de balıklar başka tarafa gitmesin diye yarayan bir yem tipi. Bu yaya takılan bir yem. Şöyle
yememiz. Ve bunun içine artı olarak biraz kunci ve biraz da dereotu kattım. Hem koku olarak güzel olur. Bu malzemeleri ne kadar çok tutarsanız o kadar güzel olur. Şöyle hamurumuz çok güzel bir şekilde oldu. Hemen diğer hamurumuzu da yapalım hemen. Şöyle yeterince un, bir tane yumurta. Bu koku yaysın diye kokusu daha şey oluyor. Bunu biraz da bekletirseniz daha bir ağır kokusu oluyor. Ve balıkların ilgisini daha çok çekiyor. Bunun içine ne kadar az su katarsanız o kadar iyi olur. Hem sert olur. Ve şekerli vanilyalarımızı da katalım. Yine 2 tane şekerli vanilya katıyorum. Ve biraz kokusu olsun diye sıcak çikolata katıyorum. Böyle. Çok az bir miktarda su kaçırıyorum içine. Bu hamuru ne kadar çok yoğurursanız daha güzel olacaktır. Kokusu falan çok güzel. Balık zaten kokuya çok gelir. Bu da yeterli. Ve son olarak da yemlerimizi iğne ile yayımıza takalım ve videomuzu sonlandıralım. Şöyle hamur yayı ve 3 numara kanca. Öncelikle hamurumuzı takalım. Elinizden geldiği kadar bu hamur sert yaparsanız suyun içinde daha uzun ömürlü olur. Ve elinizden geldiği kadar yayı gizlemeye özen gösterin. Şöyle bir yemimiz oldu. Ve yemimizde şöyle. Bu da aynı. Elinizden geldiği kadar kancasını ortada bırakmayın. Gözükmesin daha doğrusu. Ucunu da açık bırakırsanız şöyle. Ve sazan takımımız ve yemlerimiz hazırdır. İnşallah bol sazanlı avlar dilerim. Ve daha farklı yemler biliyorsanız altında yorumlarda belirtin. Ben de bir denemek isterim. Genelde
Avlandığım tip budur. Ve hamur budur. Videolarımı beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.